Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Bugün başka bir diziyi konuşacağız sanırım. Bugün yeni sezona bomba gibi başlayan, başrolünde Hande Erçel Burak Deniz'in yer aldığı bambaşka biri dizisini konuşacağız. Diziyi Poyraz Karayel'den tanıdığımız Ethem Özışık yazıyor. İlginç bir hikaye var. Neler düşünüyorsun? Bambaşka biri. Ethem Özışık'ın bence kesinlikle kaleminden çıktı. Çok belli olan bir dizi. Yani Poyraz'a dair de bir esintiler var özellikle. Edebiyat konusunda, şiir konusunda. Çok güzel emareler izledik bölümlerde. Polisiye işlerini genelde iyi yazıyor. Karakter diyaloglarında da bunu görebiliyoruz. Ve Burak Deniz'in bence bu konuda iki farklı kişi oynaması. Hem Doğan karakterini hem Kenan karakterini oynaması. Ve ikisinin zıt karakterler olmasına rağmen not geçişlerini çok iyi yapması bence çok artı yazıyor diziye. Neslihan Yeşil Yurt'un iyi bir yönetmenlik sergilediğini söylemek lazım. Bambaşka biri kağıt üstünde de çok iyi bir iş. Diziyi tek baltalayan kısım bence ilk bölümlerde diziye adapte olamayan Hande Berçel'in oyunculuğu yani bence. O karaktere bence çok da uymamış. Doğru bir kas seçimi bilmiyorum. Savcı Leyla. Evet Leyla Gediz. Dizide tek gözüme batan kısım o bence. Yoksa diğer her şey fena gitmedi bence şu ana kadar. Yani karakterin motivasyonu çok güçlü Kenan karakterinin. Yani çocukluğunda zaten çoklu kişilik bozukluğu varmış. Sonra baskılanmış yani aslında baskılanan kişi Doğan karakteriymiş kendi içinde yaşadığı. Bu yıllar sonra tekrar ortaya çıkıyor ve Doğan bu olayları yapıyor ve hatırlıyor ama Kenan karakteri ise kendi içinde bulundu hatırlamıyor o kişiliği bu yaptığı olayları. Babası da bundan şüpheleniyor. Babası zaten Cumhuriyet Başsavcısı. Ayrıca Kenan'ın aşık olacağı karakter olan yani Hande Erçel'in canlandırdığı Leyla karakteri de o da savcı yani baktığımızda acayip bir çatışma var orada. Hani adaletle medya sektörü arasında. Bir de karanlık bir katil de var ve o katil aslında da şöyle bir olayla kendisini avutmaya çalışıyor. Çocukluğunda yaşadığı yetimhanenin yakılmasından sorumlu olan insanları yani o kötü insanları yakalayıp öldürmek, onlara geçmişi hatırlatmak istiyor bu noktada. Ya bir intikam öyküsü var aslında. Ona yaşatılanlara karşı bir intikam öyküsü Doğan tarafında. Evet yani bu intikam hikayeleri zaten ezelden beri çok da seviliyor bizde bence. İdris karakteri de karakterimizin yanındaki o yardımcı kişi olarak eklenmiş. O da zamanda etmanede çalışanlardan birisiymiş. Onu yardım eden karakterlerden birisiymiş. O da çok ilginç bir karakter olarak geldi. Hani bambaşka biri bana şu ana kadar bu sezon yeni çıkmış olan diziler arasında hakikaten bambaşka geldi. Dizide neleri beğendin abi? Dizide özellikle yani reji kısmı çok beğendim. Medya kısmını bence çok iyi anlatıyor. Ana haber bülteni sunarken karakterimizin okuduğu metinler falan. Çoklu karakter bozukluğuna sahip bir insanın kurduğu diyaloglar da çok güzel. Hani bir ben var benden içeri diyaloğunun üstüne. Hani mesela hayatta en sıkıcı şey aslında insanın kendi gibi davranması tarzı diyaloglar. Yani diyalogların alt metinleri çok iyi. Burak Deniz'in gerçekten yerli o kim Phoenix gibi takılması. Ya uç rolleri bu adam verdiğinde hep oynuyor. Ama Burak Deniz de çok şanssız bir adamdı. Hep böyle saçma sapan işlerdeki parlayan oyuncuydu bu sefer iyi bir projede, iyi bir yazarla, iyi bir rejiyle başarı olarak karşımıza çıkıyor. Bence kariyeri için iyi bir sıçrama noktası olacaktır. Çünkü bayağıdır bekliyoruz onun patlama yapmasını. Bu noktada da Joaquin Phoenix'e eşit gidiyor sanki kariyerleri. O da çok geç parlayan isimlerden de bu kadar da çok yetenekli olup açıkçası. Neleri beğenmedin peki? Ya aslında çok fazla gözüme çarpan şey olmadı. Sadece karakterler daha fazla olabilirdi. Birazcık karakter eksikliği var. İlerleyen bölümlerde eklenecektir. Her şey birbiriyle fazla gereksiz bir şekilde bağlantılı ya. Hani bu birazcık da Türk dizisi yazmanın kodudur. Bu noktada yani şey mi olacak ileride? Hani ileriyi birazcık düğüm atmak için bunu yapmışlar. İşte Kenan'la Doğan karakteri. Bir noktada aşkından feragat ederek Leyla'nın babasını öldürmeyecek mi? Öyle bir şey mi olacak ileride? O tarz bir çatışma mı ekleyecekler diye. Bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar böyle. Bir, bir de aşk tabii ki de Türk dizilerinde maalesef yani. 3-4 bölümde hemen karakterler birbirlerine tutuluyorlar ya. Ben de buna çok tutuluyorum bu olaya. Sürece yayalım. Fena da gitmiyordu yani. Hani mesela ikinci bölümde öpmesinden sonra Doğan'ın Leyla Leyla'nın tepkileri gerçekten iyiydi. Ama 4'te gördük. Yine böyle bir aralarında bir yakınlaşma falan oldu. Ya biraz yavaş olsa bu olaylar daha iyi olabilir. Ama şimdi şunu da söylemek lazım. Dizilerimiz artık yurt dışına satılmak odaklı çalışılıyor. Özellikle Hande Erçelkası da bence bu konuda Arap pazarında çok beğenilen bir isim. Türkiye'de Instagram'da en çok takip edilen kadın yani o. Ya oyunculuğu da bir noktada geçersek eleştirilerde de şu konuya da ama bakmak da lazım bir noktada. Şimdi çok fazla büyük ihtimalle estetik operasyon geçirdikten sonra çok fazla mimiklerini oynatamıyorsunuz. Ve yani Türk dizilerinde de şanslılar da hep yakın planlardan sizi 2-3 farklı kamerayla alıyorlar. Bu noktada kusurlarınız çıkabiliyor. Yani sadece göz devirme yapabiliyorsunuz ama iyi oynadığı sahneler de var. Yani sadece genele vurduğumuzda çok Burak Deniz'in yanında o seviyede kalmıyor bence. O sıkıntı var. Yoksa normal bir oyuncuyla bence Hande Erçel hiç sırıtmaz ki bugüne kadar çok sırıtmıyordu. Ama şimdi çok yetenekli bir oyuncuyla bence zorlanıyor gibime geldik bölümlerde ama bence o ilerledikçe açılır. Yavaş yavaş oluyor. Karakter alışmak da zor olabiliyor. Bir de hani baskı da oluyor ilk başlarda. işte ilk bölümlerde gördük biraz ezberi de yoktu. Hani baktığı kısımları da kurgucu da sağ olsun kesmemiş yani. Reji de orada çok da dikkat etmemiş herhalde alternatif take'lerde kullanamadılar. Hani biraz onun azizliğine de uğramıştı. Ama aslında şöyle bir şey var. Bir dizide bir karakterin çok konuşulması o diziyi de daha popüler yapıyor. Bu da reytinglerini veya dizinin izlenmesini arttırıyor. Bir noktada başarılı olmayan oyunculuk diziye artı da yazmaya başladı. Dizi bu kadar 10 milyon falan izlenmezdi ilk bölümü. Bu kadar konuşulmasa bence. Reklamın iyisi kötüsü olmaz dediğimiz noktadan bahsediyorsunuz. Evet aslında. ya. Kesinlikle öyle ve şunu da konuşmak lazım. Bir noktada yurt dışı satışlarından bahsetmiştik. İşte kaslar da biraz ona göre seçiliyor ve Hanna Erçel seni yurt dışında sattırır abi. Fox bu sezon sanki dizilerde damga vuracak gibi gözüküyor. Ay yapımında bir dizisi gelecek şimdi. Fox bu sezon sanırım çok takip edilecek bir kanal olacak yani. İşi götürecek gibi duruyor. Şimdi diziden biraz bahsedelim. Doğan karakterinin geçmişteki travmatik durumundan dolayı oluşan psikolojik sıkıntısıyla birlikte yetimhanede yaşadığı olaylardan intikam alma öyküsü açısından bir seri katil işi görüyoruz. Haber bültenlerinde kendini arayan bir seri katil izliyoruz aslında. Evet bir de tabii şöyle bir şey de oluyor. Bizde sadece tek tür işleri olmuyor biliyorsun. Dramda eklemek lazım. ya yani Türk dizisi dediğinde dramı ekliyorsun. Bu dram kısmında ikisi de birbirine kaybolmuş karakterlerin birbirlerini bulma çabalarını göreceğiz aslında. Leyla da bir dönüşüm geçirecek sezon boyunca. Aşk onu değiştirecek. Yani bunu ailede de görmüştük aslında Devin'in aslan arasında. Bu çok çok kullanılıyor yani yani bu dizide bence ana olay ikisinin birbirini aşka değiştirmesi olacak. Ve belki de Kenan'la Doğan birbirleriyle ilerleyen zamanlarda barışıp eş şekilde ilerleyen, birbirini kabul eden bir karaktere dönüşecekler aynı beden içinde. Ya ben özellikle dövüş kulübünden beridir hep severim yani. Bir vücut içerisinde iki kişinin bulunmasını ve buradan da çok güzel mesajlar verebilen işler de çıkartabilirsiniz. Kendi cinayetlerini medya ile birlikte örtebilecek kadar gücü olması da güzel karakterin. Medyanın ne kadar güçlü olduğunu da gösterecek bence o ilerleyen bölümlerde. Sosyal medyayla çok bence etkileşimli kullanacaklar ve yargı sisteminin de ne kadar aslında bozulduğunu da bize bence gözler önüne saracak. Özellikle Leyla karakteri bazen kanuna karşı gelerek sevdiği insanı korumaya çalışacak. Çok özgün değil ama klasik iyi ilerleyende bir çatışma şekli var. ya Bence formül bir işi çok iyi şekilde yoğurmuşlar ve iyi bir çatışma çıkartmışlar. Aşk var ortada bir kavuşamama var. Kişinin kendisini bulma süreci var. Yani psikolojik olarak çok güçlü bir diziyken dış çatışma olarak da çok kuvvetli. Bu nokta da bunları iyi yoğurduklarında ilk sezon özelinde bence çok sıklıkla izlenen ve trendlerden de YouTube'da düşmeyen reytingi de 4-5'lerin aşağısına çok inmeyecek bir dizi izleyeceğiz. İkinci sezonlu olur bilemem ama iyi bir yazardan ben bu sezonu çok iyi götüreceğini düşünüyorum. Son olarak Kenan'la Doğan arasındaki değişim o kadar gösterilmeye o kadar kamera oyunlarına gerek var mı? Ya görsel efekt falan basmanıza gerek var mı? Çok emin değilim o konularda geçişlerde falan. Mesela şey bir tetikleyici olay olsa karakterin dönüşümüne daha hayır. Ne zaman dönüşüyor karakteri onu çok kestiremiyoruz. O birazcık da sanırım senaristin işine geliyor bir noktada. Şu zaman dönüşsün gibi falan. Evet dediğin gibi daha belli belirsiz olsa ve hangisinin hangisi olduğunu biz tahmin etmeye çalışsak daha zevkli olabilir. Ama şimdi işte bu televizyonun iş yapmanın zorluklarından birisi. Her şeyi göstermen gerekiyor. Çünkü insanlar dinleyerek takip ediyor çoğu zaman. Önümüzdeki bölümlerle alakalı ne düşünüyorsun? Çünkü yeni bir iş, yeni dizi. Fox'u ayrıca bence tebrik etmek lazım yeni bölümlere geçmeden. Geçen sezonda Engin Akkürek'le birlikte Adı Farah dizisi ile bence yurt dışı satışları için çok mantıklı bir proje yapmışlardı. Bu sezon kötü başladılar evet, ama Evet işte onu söylüyorum ben de. Zaten şunu yapmaya çalışıyorlar. Yani bir sezon paket değilim gönderelim, yeni bir şeye başlayalım. Final yapsa da olur gibiye getiriyorlar. Paket etme konusunda Fox seri üretim şeyini iyi yapıyor bence. Bu dizi de bence bir sezonu götürecektir. İleriki vade ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Ben de çok kestiremiyorum. Ne kadar acaba geniş bir hikaye olacak? Ondan çok emin değilim. Yani kısırlaşacak gibi de duruyor ilerledikçe. Ama dijital platforma çıksaydı çok fazla bir şey olurdu hani Blue TV'de falan çıksa daha fazla belki de konuşurduk üzerine. Ama hani TV işi olarak da bir sezon bence götürür. Büyük ihtimal iki de çok fazla konuşuyoruz ama şu ana kadar ben beğendiğimi söyleyebilirim yani. Bu sezon yeni başlayan diziler arasında okey diyebileceğim dizi bu. Hani yeni diziler arasında. Şu anlık 4 bölüm seyrettik. Evet. İzleyicilerimiz de bizden bu diziyle alakalı bir devam talebinde bulunursa e bu diziyi biz incelemek istiyoruz aslında bölüm bölüm. Belki yine üçer bölüm, üçer bölüm paket halinde o da Evet yani birazcık da tabii sizlerin de talebi olursa bu konuda incelemeye çalışırız. Yeni dizileri de bu süreçte inceleyeceğiz. Yani göze çarpmış olan dizilere de böyle teker teker videolar çekeceğiz. Ama hani en çok talep gören hangisiyse ona devam etmeyi uygun görüyoruz bence. Çünkü böyle bir talep varsa onu karşılamak da gerekebilir. E bir de kimse yapmıyorken biz yaparsak daha da bizim için de mantıklı olur. Hem izleyiciler için de bir ihtiyacı karşılamış oluruz. Bu arada yorumlarda yeni sezonda başlamış olan dizilerle alakalı incelememizi istediğiniz dizi ...diziler varsa belirtebilirsiniz. Yorumları bekliyoruz. Biz de ona göre yine böyle yaptığımız gibi... ...dörder, üçer bölüm paket halinde... ...yapmayı düşünüyoruz. Özellikle haftaya... ...yine Fox'un son reytinglerde... ...bir böyle ortamın tozunu aldığı... ...yeni dizisi yabaniyi incelemeyi düşünüyoruz. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Yeni dizilerin incelemesinin... ...daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu... ...beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşlerinizi yorumlarda bildirin arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.